Bakın beni dinleyin. Buraya büyük reisinizle çok önemli bir konuda konuşmaya geldim. Eğer konuşamazsam kabileleri büyük tehlike altına girecek. Buraya gelmekteki amacım kesinlikle sizleri aldatmak değil. Bunu benim için sakla. Giderken senden alırım. Tehlikede olduğumuzu nereden biliyorsun? Büyük reis benim. Birkaç gün önce mesajla gönderdiğimiz haber üzerinde konuşmak istiyorum. Ve bu da beyazların istekleri. Bunu okuduktan sonra ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Bunu getirmek zorundaydım. Çünkü size dumanlarla göndereceğim mesajlar diğer beyazlar tarafından anlaşılabilirdi. Eğer öyle olsaydı hepinizi öldürebilirlerdi. Dinleyin, burayı kabilelerinizle birlikte hemen terk etmeniz gerekiyor. O mesajla bize karşı savaş mı ilan ettiler? Hayır, bu sadece bir uyarı mesajıydı. Ordu savaş ilan edeceği zaman farklı yöntemler kullanır. Ne gibi? Bazen kendi aramızda savaş ilanı telgrafla yapılır. Ve bazen de benim gibi adam gönderirler. O zaman buna bir savaş ilanı diyebiliriz. Ordudan biri olarak düşünürsek haklısın. Sen asker misin? Evet. Ama bir Apache düşmanı değilim. İki şart. Apache'ler de bizler gibi kendi topraklarında özgürce davranabilmeliler. Yani bütün batıyı onlara mı verelim? Hayır. Büyük reisin benden böyle bir isteği olmadı. Gerçekçi biri o. Tek istediği kendi toprakları içinde kendi kurallarına göre yaşamak general. Evet. Ve rahatsız edilmeden. Ben de aynı fikirdeyim. Başka bir fikrim var mı? Bunu reisten öğrenseniz daha iyi olur. Yani beni götürecek misin? Ama yanınıza asker almayacaksınız. Gerekmiyorsa almam. Öyleyse sorun yok. Pekala, anlaştık. Tamam, onunla temasa geçmek için yarın yola çıkacağım.